Herkese merhabalar, ben Mehmet Özdoğan. Bu videomda yeni satın almış olduğum sistem kamerası ama vlog kamerası olarak da geçen Canon EOS M50'ye yakından bakacağım. İsterseniz öncelikle bir kutu açılışına hızlıca bakalım, daha sonra burada tekrar devam ederiz. Evet, tekrar beraberiz. İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. Kameranın tasarımı oldukça ufak olarak tasarlanmış ve malzeme kalitesi olarak da plastik tercih edilmiş. Bazıları polikarbonat diyorlar. Evet, polikarbonat ama bilmiş olduğumuz plastik yani arkadaşlar. Daha fazla öyle süslemeye gerek yok lafları. Üst tarafa konumlandırılan ve oldukça büyük olarak tasarlanan elektronik vizör ile de 0.39 inç büyüklüğünde ve 2.360.000 noktalı bir elektronik vizör arkadaşlar. Fotoğraf çekimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Gerçekten de kullanımı çok keyifli. Bir de ekrandan bahsetmek istiyorum. Tam değişken açılı ve tam dokunmatik bir ekranı ile gerçekten de selfie tutkunlarından tutun da vlog ve youtuber'a kadar ve özellikle de farklı açılardan fotoğraf çekmeyi düşünen fotoğrafçılar için mükemmel bir kullanım vaat ediyor arkadaşlar. Kamerada genel olarak baktığımızda çok fazla tuş bulunmuyor. Arkası bu şekilde, arka tasarımı ve ön tasarım, üst tasarımı da pardon bu şekilde. Bunun aslına bakarsanız çok büyük avantajları var bizler için. Özellikle mesela video amaçlı bu kamerayı almak isteyenler için çok çok büyük avantaj çok fazla tuş olmaması, direkt hemen olaya girebiliyorsunuz. Ve kaldı ki zaten tam dokunmatik ekranı ile de her türlü ayarı kontrol edebiliyorsunuz. Burada tuşlara bile gerek kalmıyor. Bu tuşlara yani bu ekrana alıştıktan sonra insan gerçekten de çok fazla tuş aramıyor artık. Özellikle fotoğrafçılar için bile gerçekten de bu ekran vazgeçilmez olabilir arkadaşlar. Malzeme kalitesine gelecek olursak, polikarbonat malzeme demiş oldukları bildiğiniz plastik arkadaşlar ve plastiğin de elde tutuş hissiyatının çok iyi olduğunu söyleyemem. Yani şöyle kamerayı elinize aldığınızda premium bir tutuş beklemeyin, premium bir his beklemeyin arkadaşlar. Kameranın plastik gövdesi gerçekten de çok bayağı duruyor, çok sıradan duruyor açıkçası. Neyse ki şu şekilde tutamağın olduğu yere bir şekilde silikon kaplayarak biraz olsun tutuş hissiyatını iyileştirmişler. Bu arada ufak olmasına rağmen kamera elde çok rahat tutuluyor ve herhangi bir şekilde problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Gerek fotoğraf çekimlerinde gerek video çekimlerinde. Bağlantı birimlerine gelecek olursak arkadaşlar, kameranın hemen sağ tarafında mini USB portu var ve bir de mini HDMI portu var. Bu arada buradaki mini USB portunu görünce hemen heyecanlanmayın. Bu USB portuyla kamerayı şarj edemiyoruz arkadaşlar.
Kamerayı şarj etmek için yine içinden çıkan kutu içeriğinde de görmüşsünüzdür. Şarj aparatıyla, batarya şarj aparatıyla ekstradan şuradan, pardon, şuradan bataryayı çıkartarak şarj etmeniz gerekiyor. Bu aslında bir dezavantaj gibi görünse de aslında uzun vadeli kullanımda bunun güzel bir avantaj olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle böylesine bir, ne bileyim, bir aynasız makinede baktığınız zaman, insanlar dışarı çıktığı zaman hepimiz, yani ben de dahil, çok fazla sayıda fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Çok fazla uzun süreler video çekmek istiyorsunuz. Ve bu durumda bataryası oldukça küçük olduğu için batarya dayanmıyor. Ve bataryası da dayanmadığı için mutlaka yedek bir batarya almanız gerekiyor ki şu anda zaten benim içinde almış olduğum yedek batarya duruyor. Bir tane çakma yedek batarya aldım. Şu şekilde Patona marka 875 mAh'lik olması lazım. Yok pardon, 800 mAh'lik bir batarya ve oldukça da güzel şekilde işimi görüyor. Bunun orijinal bataryalarını da alabilirsiniz. Fiyat olarak biraz tuzlu, ona en son geleceğim arkadaşlar, ama ne olur ne olmaz diye mutlaka yedek bir batarya almanızı öneriyorum. Artı bağlantı birimleri olarak NFC var, Wi-Fi var ve Bluetooth bağlantısı var. Özellikle Wi-Fi bağlantısı ile cep telefonunuza kuracağınız Canon Camera Connect yazılımıyla özellikle fotoğraf çekenlerin ve fotoğraf çektiği fotoğrafları sosyal ağlarında paylaşmak isteyenlerin çok hoşuna gideceği bir şey var arkadaşlar. Fotoğrafı çektiğiniz an ve ayarları yaptığınızda tabii ki fotoğrafı çektiğiniz an çektiğiniz fotoğraf aynı anda Wi-Fi ağıyla birlikte cep telefonunuza düşüyor. Hiç yani hafıza kartını çıkartayım, bilgisayara takayım, işte oradan aktarayım telefonuma, telefonumdan paylaşayım diye bir angarya olmuyor. Direkt çektiğiniz an tak telefonunuza düşüyor ve telefonunuzdan dilerseniz filtre uygulayarak, dilemezseniz de filtre uygulamadan direkt sosyal ağlarınızda paylaşabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Bir de elektronik vizörün üzerinde bulunan aksesuar kızağı gerçekten çok hoşuma giden bir artılardan birisi arkadaşlar bu da. Bunun üzerine fotoğrafçılar bildiğiniz gibi flash takıyorlar. Ama bizler için, mesela YouTube'da video yapanlar için veya vlog çekimi yapanlar için isterseniz mikrofon takabilirsiniz, isterseniz kamera ışığı takabilirsiniz ve böylelikle ekstradan şöyle şu tarz braketler almanıza gerek kalmaz. Ve her şeyi bir tane küçük makinenin üzerinde kompakt bir şekilde kullanmış olursunuz. Kamera özelliklerine gelecek olursak Canon'un malzeme kalitesi gibi cimri davranmadığını görüyoruz. Özellikler olarak APS-C bir sensör var, CMOS 24 megapiksellik APS-C bir sensör var arkadaşlar. Bunun dışında ISO değeri olarak 100 ile 25600'e kadar çıkabilen bir ISO değerine sahip. Ayrıca fotoğraf makinesinde, kamerada seri çekim özelliği var ve saniyede 10 kare saniyeye kadar fotoğraf çekebiliyor. Bunu da bu şekilde isterseniz dilerseniz bir açalım, bir göstereyim ben size. Gerçekten güzel. Şöyle yaparsam ses daha iyi gelir sanırım. Bu arada kamerada en yeni ve en güçlü görüntü işlemcisi DJIK 8 var. Dual piksel otofokus özelliği var ki bu gerçekten güzel. Mükemmel mi? Değil. Mükemmel değil ama gerçekten de güzel iş görüyor arkadaşlar. Ama tek kötü yanında 4K'da kullanamıyorsunuz. Zaten buna da geleceğim birazdan. Bunun dışında highly croplu ve otofokus sistemi doğru düzgün çalışmadan da olsa 4K çekebiliyor. Çok güzel bir göz odaklama sistemi var ama bu göz odaklama sistemi yalnızca kamera fotoğraf çekerken çalışıyor ve video çekerken çalışmıyor göz odaklama sistemi. Göz odaklama sisteminin mutlaka video çekerken de aktif hale getirilmesi gerekiyor bence. 0.39 inç ebatında büyüklüğünde ve 2.360.000 noktalı çok güzel bir elektronik vizöre sahip. Oldukça da büyük ve görüş açısı olarak da çok güzel. Ayrıca bunun yanında uyumlu lenslerle birlikte görüntü sabitleme sistemi var arkadaşlar. Optik bir şekilde görüntü sabitleme sistemi var. Kameranın kendisinde, gövdesinde ise elektronik bir görüntü sabitleme sistemi var. Bu şekilde almış olduğunuz kamera lensindeki optik sabitleme ile kameranın bünyesinde bulunan elektronik sabitleme beraber de çalışabiliyor. Ve bu zamanda tabii ki daha güzel işler ortaya koyabiliyor. Onun dışında kamerada 143 noktaya kadar otofokus yapabilme yeteneği var. 143 noktaya kadar diyorum çünkü bu takmış olduğunuz lenslere göre değişiyor. Bazı lenslerde bu sayı 96'ya kadar düşebiliyor. Bazı lenslerde 143'e kadar çıkabiliyor bu sayı.
Bunun dışında 3 inç boyutunda bu şekilde tam olarak değişken açılı ve gerçekten çok güzel ve dokunmatik bir ekranı var arkadaşlar. Bu arkadaş da aynı zamanda 4K çözünürlüğünde time-lapse yapma yeteneği var. Bunu 3 farklı senaryoda yapabiliyorsunuz. İsterseniz de kendiniz ayarlarınızla serbest modda kendiniz ayarlayarak çekim yapabiliyorsunuz. Time-lapse 4K. Gerçekten güzel bir özellik hem ne kadar croplu da olsa. Artı bunun yanında flash özelliği var. Üzerinde dahili flashı var. Bu şekilde flashı kullanabiliyorsunuz. Ve hepsinden de önemlisi gerçekten de bir kamerada benim için, video çekenler için, vloggerlar için veya YouTube amaçlı video çekenler için veya daha profesyonel bir video çekmek isteyenler için olmazsa olmaz olan mikrofon girişi var arkadaşlar. Şekilde göstereyim. Şimdi isterseniz bir de kamerayla beraber gelen kit lens'e yakından bakalım. Bu kit lens arkadaşlar 15 mm ile 45 mm arası bir değere sahip. Özellikle 15 mm'ye aldığınızda vlog çekimleri düşünen, YouTube amaçlı çekim yapanlar, video çekenler için gerçekten de bulunmaz bir nimet oluyor. Oldukça geniş bir açıda, oldukça güzel bir görüntü yakalama açısına sahip oluyor arkadaşlar. Bunun tek dezavantajı arkadaşlar, dezavantaj da denilemez aslına bakarsanız. Dış mekan çekimleri için gerçekten de güzel bir diyafram aralığına sahip. Diyafram aralığı 3-5'ten başlıyor. 3.5 ile 6.3 arası değişen bir diyafram aralığına sahip. Bu da demektir ki 3.5 diyafram aralığı kapalı mekanlarda özellikle düşük ışık koşullu çekimlerde pek fazla randıman alamayacağınız anlama geliyor. Evet, ISO değeri oldukça yüksek ama yaptığım denemelerde ISO değeri bile kurtarmıyor arkadaşlar. Yakalamış olduğu ışığı ISO değeri dahi kurtaramıyor. Oldukça karıncalanma ve kumlanma oluyor. Bu yüzden mutlaka iç mekan çekimlerini kit lens ile yapacaksanız gerekli ışık kaynaklarıyla bunu desteklemelisiniz arkadaşlar. Biraz ışık kaynağınız bol olmalı ki lens içine ışığı güzel alabilsin. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Lens oldukça güzel ve piyasada gerçekten de bulabileceğiniz çok güzel lenslerden birisi. Bu lensi beğenmeyenleri de görüyoruz YouTube'da izlediğimiz videolarda ama ben gerçekten anlayamıyorum. Bu lens gerçekten de şu anda piyasada bulunan birçok ekstradan satılan lense göre çok çok kaliteli bir lens arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ama siz derseniz ki ben biraz daha arka plan bulanıklığını seviyorum. İşte burada bu kameranın bir özelliği daha var arkadaşlar. Bunu da az önce unutmuştum. Şimdi söyleyeyim özellikler bölümünde. Bu kameranın isterseniz çekim yaparken video modunda arka plan bulanıklığını da efekt olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz arka plana biraz daha efekti işte bulanık yapabiliyorsunuz. İsterseniz daha görünür yapabiliyorsunuz. Tüm bunlar bu makinenin ayarında mevcut. Yani isterseniz işte f2.0, f1.8 veya ne bileyim diyafram aralığına sahip lensler almadan da yeterli ışık kaynağınız varsa özellikle iç mekan çekimlerinde şaheserler yaratabilirsiniz bu kamerayla. Ekstradan lens almak isterseniz buna, ekstradan başka bir lens almak isterseniz ona da benim size tavsiyem, benim de satın almış olduğum ama hala henüz gelmeyen Canon'un yine 22 milimetrelik f2.0 STM pancake lensini aldım arkadaşlar. Bu lens de gerçekten f2.0 olduğu için diyaframı bayağı bir geniş bir lens ve bu yüzden özellikle yani efekte gerek duymadan arka planı bulanıklaştırmada falan çok başarılı. Yalnız şöyle de bir şey var. Bu makinalarda APS-C sensörü olduğundan dolayı 1.6 çarpanı var arkadaşlar. Bunu da 1080p video çekerken 1.6 çarpanı var. 4K video çekerken ise çarpanı 2.6'ya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat. O yüzden gidip de işte satın almış olduğunuz mesela benim gibi gidip satın almış olduğunuz 22 milimetrelik bir pancake lensi bu kameraya taktığınızda 1080p full HD'de bir fotoğraf veya fotoğraf diyorum pardon video çekmeye kalktığınızda bu video sanki 22 milimetre değil de 35 milimetre gibi bir kamerayla çekilmiş gibi görüntü veriyor. Bu malum crop'undan dolayı. Ama aynı lens ile 22 milimetre f2.0 lensle bu sefer 4K video çekmek isterseniz 2.6 crop'undan dolayı, çarpanından dolayı o lens size sanki 22 milimetre gibi değil de
56-57 metrelik bir 56-57 milimetrelik bir lens gibi duracak ve 56-57 milimetrelik bir lens ile de hiçbir V-logger şu şekilde tutarak, elde tutarak kamerayı V-log çekimi yapamaz. 4K videoyu yani bu kamerada unutacaksınız arkadaşlar. 4K videolu V-log çekimlerini bu kamerada unutacaksınız veya da çok daha düşük değerlere sahip bir şey lens alacaksınız. Mesela ne olabilir? Mesela size tavsiyem çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Tam bir V-log kamerası yapabilirsiniz şu kamerayı. Bu gövdeyi diyeyim daha doğrusu. EOS M50'yi. Bununla da Sigma'nın 16 mm'lik f1.4 lensini satın alarak yapabilirsiniz. Ama bu sefer de fiyat kabusu devreye giriyor. Çünkü bu Sigma 16 mm Sigma 1.4 diyafram aralığına sahip. Fiyatı şu kamerayla eşdeğer neredeyse. Yani şöyle söyleyebilirim, kit olarak değil de bu kameranın gövdesine eşdeğer bir fiyata sahip. Ben yine de çok fazla masraf yapmadan üzerinde bulunan bu kit lens ile 15-45 mm'lik kit lens ile çok güzel vlog çekimleri yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 15 mm'ye aldığınızda çarpanından dolayı size ortalama zaten 24 milimetreye yakın bir değer verecek. Yani 24 milimetreden de bu şekilde elde tutarak çok güzel çekimler yapabilirsiniz. Oldukça geniş açı oluyor 24 milimetre. Şimdi de isterseniz kısaca kameranın artılarını ve eksilerini üstünden geçelim. Her şeyden önce en büyük artısı bu kameranın güzel bir mikrofon girişi var arkadaşlar. Onun dışında tam değişken açılı, tam dönebilen ve tam dokunmatik bir ekranın olması en büyük avantajlardan birisi. Ayrıca fotoğraf makinesinden ayarları yaparak sessiz fotoğraf da çekebilirsiniz. Bu sessiz fotoğraf çekim özelliği de bayağı güzel bir artı. Çünkü dikkat çekmek istemediğiniz yerlerde sessizce fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Bunun dışında timelapse özelliği ve 4K timelapse olması da güzel bir artı makinenin. Şimdi gelelim eksi yönlerine. Benim görebildiğim ilk ve en büyük eksilerinden birisi 1080p'de ağır çekim özelliği yok. Yıl olmuş 2020, 2018'de çıkan bir kamera olmasına rağmen güncelleme ile verilebilir bu özellik ama hala bu kamerada 1080p'de ağır çekim özelliği yok ve 1080p maksimum 50 kare saniye video çekebiliyorsunuz. 720p'de ise 100 kare saniyeye kadar video çekebiliyorsunuz ve ağır çekim olarak yapabiliyorsunuz. Bence 720p az. Yani minimum bir 120 kare olması lazım 720p'de. 1080p'de de en azından bir 100 kare saniye beklerdim şu makineden. Bir diğer eksi yön ise 4K video çekimlerinde dual piksel otofokus özelliğinin çalışmaması. Bu gerçekten çok saçma arkadaşlar. Yani bu kamerada 4K özelliği koyduysanız eğer şuna en azından bir dual piksel otofokus özelliğini de koyun da insanlar hayli kroplu, çarpı 2.6 kroplu dahi olsa en azından kullanmaya çalışsınlar. Şimdi bu şekilde olunca, şimdi 4K video çekmek istediğinizde çarpı 2.6 crop yapmanız gerekiyor. Yani satın almış olduğunuz lens hayli bir zoom lens haline geliyor. Ve bu yüzden kamerayı oldukça uzağa koymanız gerekiyor ki 4K güzel bir video, şöyle bir YouTube için olsun, vlog için olsun video çekebilmek için biraz uzağa koymanız gerekiyor. Ve hadi uzağa koydunuz ama bu sefer de otofokusu güzel çalışmıyor. Dual piksel otofokus çalışmıyor 4K özelliğinde. Bu da demektir ki hiçbir YouTuber veya vlogger veya ne bileyim bu şekilde videolar, selfie videolar çekerek işte arşiv yapmayı düşünen hiçbir insan bu kamerayla 4K videoyu selfie modunda çekemez arkadaşlar. Çünkü otomatik netlemesinde büyük problem var. Bunun dışında batarya göstergesi. Batarya göstergesi tam olarak göstermiyor arkadaşlar. Tam full olarak görüyorsunuz. Çekim yapıyorsunuz. Daha hala bataryan var diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz şak yarıya düşmüş. Birden. Yani tam eş zamanlı bir gösterim sunmuyor batarya göstergesi. Bu da çok büyük bir eksi. O yüzden de zaten az önce de söylemiştim. Mutlaka bir yedek batarya almalısınız bu kamerayı aldığınızda. Diğer bir eksi yanı da arkadaşlar, otomatik odaklama noktaları diğer modellerle, M modelleriyle kıyasladığınızda oldukça ufaltılmış. Bu çok güzel aslına bakarsanız, artı bir özellik. Bu zaten çok küçültüldüğü için şu anda göz odaklaması da yapabiliyor fotoğraf makinesi. Bu fotoğraf çekerken gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok güzel sonuçlar veriyor göz odaklaması ve çok güzel çalışıyor. Ama
İşte eksi yönü burada devreye giriyor. Bu göz odaklama sistemi video çekimlerinde çalışmıyor. Ya bu da çok kötü ve çok saçma geliyor. Nasıl yani bunu insan bir yazılımla yapabilir? Bu göz odaklama sistemi de video çekimlerinde çalışsa gerçekten de tadından yenmeyecek bir makine olur bu. Bence O yüzden bence gerçekten bu göz odaklama sisteminin videolarda çalışmaması büyük bir eksi. Son olarak arkadaşlar beğenmediğim yanını zaten videomun başında da şöyle bir dil sürçmesiyle söyledim ama malzeme kalitesi. Malzeme kalitesi arkadaşlar bilmiş olduğunuz plastik ve çok adi bir plastik. Ben gerçekten hiç beğenmedim malzeme kalitesini. Elde tutuş hissi olarak da çok fazla öyle premium hisse beklemeyin zaten. Hani evet kamera güzel, güzel özellikleri var. Birçok özelliği kırpılmış. Evet ama hani inşallah yeni gelen güncellemelerle bu özellikler verilebilir. İşte göz odaklamayı mesela videolarda göz odaklama olması, 4K'da dual piksel çalışması gibi özellikler yazılımla verilebilir ama malzeme kalitesi hiçbir şekilde herhalde bu saatten sonra değiştirilemez. Oldukça kalitesiz bir malzemesi var. Bunu belirtmeden edemeyeceğim arkadaşlar. Son sözlerime gelecek olursak, eğer hali hazırda kullanmış olduğunuz kameranız varsa bu kamerayı almanıza bence gerek yok. Hani çok çok büyük bir artılar sunmuyor bu kamera. En basiti bir 4K'da bile dual piksel otofokus çalışmıyor ve netlemede problemler yaşıyorsunuz. Yani o yüzden ben elinde hazır kamerası olanın kamerasını değiştirmesine açıkçası bu kamera için kamerasını değiştirmesine gerek görmüyorum. Ha, daha iyi modellerle tabii ki değiştirilebilir ama şu an için fiyat performans ürünü olarak düşünürseniz evet çok güzel bir fiyat performans ürünü. Fiyatına göre çok güzel olduğunu söyleyebilirim ama çıkıp da mesela bazı YouTuber'lar diyorlar işte dual piksel otofokus mükemmel çalışıyor. Ya mükemmel çalışmıyor arkadaşlar, mükemmel değil. Evet güzel, çok güzel çalışıyor ama mükemmel değil. Mükemmel çalışan, mükemmele yakın çalışan bir fotoğraf makinesi, kamera istiyorsanız o zaman Sony'lere bakmalısınız. Mesela örneğin en basitinden bir Sony A6400, Alpha 6400 bakmalısınız ki fiyat olarak da bunun iki katı arkadaşlar, bunu da unutmayın. O yüzden fiyatına orantıladığınızda, kıyasladığınızda bu makine gerçekten güzel işler görür diye düşünüyorum. Özellikle vloggerlar için, youtuberlar için, ne bileyim selfie, video ve fotoğraf çekmeyi sevenler için çok değişken açılı ekranı sayesinde gerçekten ve özellikle de 15 milimetreden 45 milimetreye kadar uzanan lensi sayesinde gerçekten hiç elinizden düşürmeyeceğiniz bir kamera olabilir. Bazı eksikliklerini görmezden gelirseniz. 4K 25P'de şu an 4K video çekiyoruz arkadaşlar. Kamera objektifi 15 mm'de 4K 25P şu anda. 4K video. Bir kol mesafesi. Kamera şu an kolumda. Netlemesine bakın arkadaşlar. Genelde netlemesi önemli. Şu an netlediğini görebilirim. Görebiliyorum ama. Bir saniye çıkartayım gözlükleri. Şu anda da arkadaşlar 1080p 50 kare saniye. Lens 15 mm'de. Görmüş olduğunuz gibi lens kalitesi, lens görüş açısı çok daha iyi. Netlemesi daha iyi gibi geliyor şu anda. Video denemesi yapıyorum şimdi 25 kare saniyede. Görmüş olduğunuz gibi yüzüm ekrana anca sığıyor ve hiçbir şekilde arka plan yani net olarak gözükmüyor.
En azından kameranın sarsılmasına da falan da bakarsanız. Şu an kamera elimde ve bir tripodla yürüyorum. Şu anda da 1080p 50 fps 50 kare saniyede. Görmüş olduğunuz gibi dual piksel çalışıyor. Harika çalışıyor. Bu bir vlog denemesi arkadaşlar. Kameranın sarsılmasına ve sarsılma oranlarına bakarsınız. Herhangi bir şekilde dikkat etmiyorum. Hızlı hızlı yürüyorum sadece. Eklemesi. Geldik bir videomun daha sonuna. Bu kamera hakkında sormak istedikleriniz olursa bana videonun altındaki yorumlar bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu videomu da beğenir ve faydalanırsınız. Eğer videomu beğenirseniz alttaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu beni gerçekten çok memnun eder, mutlu eder. Ve ayrıca da kanalıma destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.